Cumartesi gününden hepinize günaydın. İyi hafta sonlarınız olsun. Balkonun camını açtım. Birazcık dedim mutfak havalansın. Sanırım açmamla kapatmam bir olacak. Hava o kadar soğuk ki buz gibi oldu mutfak. Gerçi artık mevsimi Kasım ayındayız yani. Annem diyor ki bu sene diyor yaz diyor. Çok sıcak geçtiği için kış da muhtemelen yani Allah bilir de öyle geçecek diyor. Buz buz. Şikayet edersek yazdan işte böyle. Yine bugün çok sisli Ankara. Sabahtan daha sisliydi. Şu an saat 12'ye geliyor. Daha biz kahvaltı yapmadık. Yağmur bir şeyler atıştırdı da oğlumla biz yapacağız. Bakın şu taraf caminin arka tarafı Ankara Kalesi. Normalde çatısı benim evden görünüyor. Şu an sisten hiç görünmüyor ama. Çayımı demledim. Şimdi kendime yulaf tost yapacağım. İşte kahvaltılıklarımı çıkaracağım. Oğlum ne istiyor bakayım soracağım. Ona yapacağım falan. Gün başladı. Saat 12.10 var. Bu tostu benden görüp çok deneyenler oldu. Yazdınız bana. Özellikle Instagram'dan falan fotoğraf attınız. Tekrardan bir göstereyim. Yulaf tost. Bir tane yumurta. Şöyle. 3 kaşık yulaf. Şimdi hani yulaf sevmeyenler var ya ben de sevmiyorum çok. Ama bu şekilde çok güzel oluyor. Şöyle bir kaşık daha yoğurt. Azıcık da tuz ilave ediyorum. Peynirinize göre değişebilir. Ben azıcık ilave ediyorum yani. Şimdi bunu güzelce çırpacağım. Şöyle yağlı kağıda serdim. Çok inceltmedim. Çünkü tost makinesini bastırınca da inceliyor. Evet, böyle tostumuz pişecek bakalım. Bakın böyle oldu. Şimdi arasına peynir, kaşar ne istiyorsanız birazcık dilimleyebilirsiniz. Ben kaşarı sevdiğim için kaşar koyacağım. Ondan sonra da ikisini yapıştıracağım. Tamamdır, mis gibi. Dün ben sağlıklı beslenmeye başladım. Yani baya baya dün dikkat ettim. Hiç kaçamak falan yapmadım. Aldığım kiloların hepsini vermek istiyorum bakın. Tostuma geleli. Valla mis gibi oldu. Ben çok seviyorum yulafı bu şekilde. Çoğunlukla da yiyorum yani diyet yaparken. Şimdi tabağımı alayım. Hemen oğlumunkini de koyayım. Ona tabii ki de ekmek basacağım. Çayımı ısıttım. Bir bardak daha içeyim. İşlerimi yaptım bu arada. Saat 2. Dışarıya çıkacağım. Çıkmam lazım yani. Evet. Görkem'in antrenmanı var güzellerim. Ay bez de çamaşır suyunu ısladıydım durun. İlla silmem lazım şimdi. Konuşamam yoksa. Görkem'in antrenmanı var. Şu an ben bırakacağım gibi görünüyor. Saat 4.30'da antrenmanım. Saat dediğim gibi 2. O antrenmana gidecek. Antrenmandan önce de ben bir markete çıkmam lazım. Dün de alışveriş yaptım Neslihan. Ne marketi diyebilirsiniz. Yumuşatıcı almamışım. Şöyle bir yumuşatıcıların önünden geçtim aslında. Baktım yumoşlar vardı. ABC vardı. Dedim ki onları almayayım. Arka reyona geçeyim falan dedim. O arada unuttum gittim yani. Bir de dolapta yedek var zannediyordum. Yedek de kalmamış. Sizler bana şey yazmıştınız. Hani bu İsrail ürünleriyle ilgili Neslihan Peros güzel diye. Peros sanırım Türk markası galiba. Yine bir bakacağım da bir yumuşatıcı alayım diyorum. Bir de bakın şeyimi doldurdum. Almıştım ya Zonguldak'tan. Bunu sevdim. Ağız kısmı güzel çalışıyor ama yalnız sizler de şimdi öyle görüyorsunuz da yansıma yapıyor. Şu borusu şuraya kadar. Yani buradan sonrasını kullanılmaz. Hep böyle full doldurmanız lazım. Olsun ama güzel şık duruyor. Beğendim yani güzel. Özellikle şurası güzel çalışıyor. Bir de sünger almamışım. Bakın. Sünger alacaktım. En önemlisi oydu. Şöyle kapatayım. Ben şey seviyorum ya böyle illaki hani bu sert kısmı var ya böyle yumuşak süngerleri sevmiyorum. Bu çıktı. Dün bir de ondan alayım diyordum. Onu da unutmuşum. İşte bir de dolanayım. Ekmeğim de yok. O işlerimi bir halledeyim. Ondan sonra da yemek yapacağım. Dünden birazcık barbunyam var. Bugün biber doldurayım diyorum. Hepsini doldurmayacağım galiba. Çok almışım ya. Birazını da işte buzluğa koyarım. Kıyma çıkardım.
Derken öyle güzellerim işte. Kendi odamı hallettim. Tuvalettir, banyodur, çocuklar odasındalar falan. Ha, çamaşır attım yine. Çok market yakın ya bana. Oraya gideyim diyordum. Yani evden çıkarken öyleydi. Son anda şuradan döndüm. Madem çıktım BİM'e gideyim. Dün de biliyorsunuz aktüeldi. Bir gezeyim, geleyim. Oyalanamam. Oğlumu bırakacağım çünkü. Hemen gideyim, geleyim. BİM'de de şey yoktur herhalde ya. Peroz. Neyse yoksa bulut alırız biz de. Ne olacak? Bakalım bir. Bardak, çay bardağı seti 159 lira. Ha, şu bardakları ben seviyorum ya. Seviyorum, zevkli oluyor içmesi. Şuradan bir tane daha alayım ben. Hepsinin aynı deseni. Sanki şunu beğendim. Bakayım. Ha iyi. Onu alayım dur. Elimde telefon cüzdan var ya. Sizleri kapatınca alayım. Ne kadar ki fiyatı? Bu değil, bu değil. Neyse öyledir herhalde. Şöyle bardaklar var. Renkli sunum kasesi. Şu neymiş? Ha, kahvaltılık, çerezlik. Aa, şu bardaklar da güzelmiş. Beğendim bunu da. 44.500. Şu kavanoz. Su bardağı değil de o kahve bardağını alayım. Başka. Yağmur'a söylemedim BİM'e gidiyorum diye. Söyleseydim kesin bir şey sipariş verirdi yani. Genelde hep burada böyle saç ürünleri oluyor ya. Yağmur seviyor öyle şeyleri. Da hiçbir şey kalmıyor. Büyük şehir ondan mı? Yoksa herkes çok takip ediyor ondan mı? Bilmiyorum yani. Bak, şu da güzelmiş. Sepetler. Küçüğü de var. Gayet şık. 139 lira. Hangisi ama? Sanırım büyüğü galiba. 75 lira diğeri. Suplalar. Yalnız bayağı güzel. Benim evdekilerden değil bu. Vallahi bayağı güzel yani. İki tane kalmış. Bir şey yok başka. Şöyle bir bakıyorum. Evet, peros yok. Yumoş ve bulut var. Yumoşun fiyatı da 100 lira. Artırın bakalım. Almıyoruz zaten. Almıyoruz işte. Bulut 56.500. Acaba şu mu ki şu? Şu ekstra olandan alacağım. Başka ne var diye bakıyorum da. Bir tane buzdolabı poşeti alayım.
Bir şey söyleyeyim mi? Artık motorcu arabalarda bile vize geçerli. Bak abi yazmış. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum da. Pazarlarda, bak seyyar satıcılarda bile vize geçerli artık. Demek ki gitgide hiç kimse para kullanmayacak. Herkes kartla alışveriş yapacak. Ekmeğimi bakkaldan alacağım. Ha demiştim değil mi? Aynen. Eve geldim. Sanırım diyorum bu aldıklarımın hepsi BİM'in kendi markası. Şöyle beşli sünger aldım. Ben şeyi seviyorum. Düzgün söyleyebiliyorsam Scotch-Brite. Hem o daha uzun gidiyor. Hem de sünger kısmı güzel. Hem de elde tutması da güzel. Ama olsun, başka marka yoktu. Ben de bunu aldım. Beşli. Sünger değil mi? Eskiyince atarız. Poşetim bitmişti. Buzdolabı poşeti. Orta boy. Şu tuvalet bloklarından aldım. Bunu da daha önce kullanmadım. Genelde ben hep Domestos alırım. Bunu alayım dedim. Güzel ama yani güzel kokuyor. Kokladım. Moru falan da vardı. Dedim ki Yumoş'un mavisi güzelse Neslan maviden bir yürü bakalım. Yürüdüm yani. Çok güzel kokuyordu. Yani Yumoş'u anımsatmıyor ama güzel kokuyor. Vallahi mis gibi kokuyor. İşte burada kokuyor da yıkayınca bakacağız yani. Bulut ekstra. Neymiş bu? Bahar tazeliği. Evet. Bir tane bundan aldım. İki tane de ekmek. Benim alışverişimiz böyle. Şimdi Neslihan yemek yapmaya gidiyor. Görkem'i antrenmana bıraktım. Sonra da şöyle biberimi doldurdum. Domates sosundan koydum. Birazcık suyla açtım. Salça koymadım. Birazcık daha su koyacağım. Şu kadar da biberim arttı. Onu da buzluğa koyacağım. Aslında bir tane daha vardı da içim fazla geldi. Bir tane de fazla doldurdum. Tencereye sıkıştı yani. Tuzuna bakmadım. Bir sosun tuzuna bakayım. Ona göre tuz da ekleyeyim. Yemeklerim hazır. Oğlum gelsin, hemen sofraya oturacağız. Nasıl acıktım. Vurdu beni. Vallahi vurdu yani. 2-3 gün böyle alışana kadar zorlanıyorum. Ondan sonra yola devam tabii ki. Bolca salata yaptım. Mevsim salatası. Biber dolmamız. Belki şimdi diyebilirsiniz. Biber dolması yiyecek misin diye. Yiyeceğim güzellerim. Evde ne pişiriyorsam porsiyonumu küçülterek yiyorum. Biberlerim büyüktü. Bir tane biber dolması yiyeceğim yani. Zaten kıymalı. Bir de biliyorsunuz ben içi ayarlayamıyorum ya. Azıcık içim kalmıştı. Hepsini bölüştürdüm. Taştı. Olsun. Zaten bebeler de içini seviyor. Burada da zerdeçallı mercimek çorbamız. Benim çorbalarım güzel oluyor ama. Sadece karabiber kattım. Baharat olarak da aklıma gelmedi. Çok böyle akışkan çorbayı da sevmiyorum. Bizim için bu kıvam. Yani benim için iyi. Kavurarak yaptım yine her zamanki gibi. Şurada dünden kalan barbunyam var. Onun altını yakacağım biraz sonra. Evet, bugün de çok şükür çıkardık, hallettik yani. Yemeğimizi yedik. Mutfağı da topladım. Çayım da demlendi. Çayımı dolduracağım ama öncesinde bir işim var. Sufle yapacağım. Çocukların canları sufle istemiş. Dedim ki abur cubur yiyin. Yok dedi ikisi de. İyi dedim, şöyle iki kaselik yapıvereyim. Şimdi şundan dur göstereyim bir. Şu çikolatadan birazcık eriteceğim. Ben var usulü eritmiyorum. Böyle yapıyorum. En kısa alacağım. Ben diğer malzemeleri çırpana kadar bu da güzelce eriyecek. Kaşığım da yok. Hepsi makinede. Neyse bu erisin. Ben de şimdi yumurtamı kırdım. Şuraya diğer şekerimi falan getireyim.
Bu suflenin de bin bir çeşit tarifi var. Herkes kafasına göre yapıyor. Ama ben uzun zamandır bu şekilde yapıyorum. Gayet de güzel oluyor. Biz seviyoruz yani. Malzemeler: bir yumurta, yarım çay bardağı süt. Şurada görüyorsunuz, üstüne de yağ koydum. Yani bir yemek kaşığı falan da yağ koydum. Yarım çay bardağı şeker, aldığı kadar un. Kekten birazcık daha akışkan olacak. Bir de kakao. Kakao koymaya da bilirsiniz. Seviyorsanız koyun. Yani hani çikolata eritiyoruz ya. Kakaoya ben de bakacağım. Çırpıcıyı getirmedim. Şöyle çırpıvereceğim işte. Şekerden başlıyorum. Çok şeker koymayın. Yani çikolata bayağı tatlı yapıyor. Şimdi şöyle güzelce çırpayım ben bunu. Bir 5 dakika çırparım herhalde. Biraz sonra da derim ki keşke çırpıcıyı getirseydim. Kaselere koymadan hemen şöyle bir kıvamını göstereyim. Dediğim gibi kekten birazcık daha akışkan. Bu arada göstermemişim sizlere, ben de unutuyordum. Yarım pakette daha az hatta kabartma tozu koydum. Şimdi güveç kaplarıma koyabilirim. Şu an Airfryer'ın haznesini çıkarınca şok geçirdim gerçekten. Ay bir bakın. Ben yokken bunda bir şeyler yapmışlar. Muhtemelen yağmur yapmıştır. Ve o şekilde de koymuşlar geri yıkamadan. Airfryer şu an leş gibi. Ama bunları burada pişireceğim. Bir şey olmaz yani. Ben hemen yaptıktan sonra yıkıyorum ya. Ben evde olmayınca böyle tekrar geri koymuşlar. Annem de ne bilsin kadıncağız. Neyse, sorun yok. Ama bir çıkarınca dedim ki ne olmuş buna. Airfryer'ı aldığımdan bu tarafa şöyle kapatayım. Hep sufleyi bunda yapıyorum. Gayet de güzel oluyor. Şimdi ben başımı açtım da sizlere çekemiyorum. Şöyle yapayım hatta. Patates ayarında 8 dakika. Yani 200 derecede. Hatta dereceyi bir tane de indireyim. 195. Aynen. Ondan sonra da airfryer'ı yıkayayım bari kız. Güzellerim. Evet, suflelerimiz pişti. Ortası akışkan, üzeri kabuklu. Şimdi tabağa alacağım. Kıvamını göstersem mi bilemedim. Çünkü çocuklar zaten patlatmasını seviyorlar. Neyse, Yağmur herhalde bu seferlik bir şey demez. Nereden patlatayım? Şöyle yapayım. Tam bizim çocukların sevdiği gibi bu. Yani ben de bu şekilde seviyorum ama ben kendime yapmadım. Çünkü biliyorsunuz sağlıklı beslenmeye başladım ya. Bir kaşık bile almam, ağzımı sürmem yani. Üstüne isterseniz sizler pudra şeker ekebilirsiniz. Fındık, fıstık ne varsa koyabilirsiniz. Benim çocuklar bu şekilde sade seviyorlar. Neyse, soğutmayayım da vereyim hemen de yesinler. Artık çayımı doldurabilirim. Mutfak da şu anlık kapandı. İlerleyen saatlerde ne olur bilemiyorum. Bugün acayip yağmur yağıyor. Şimşek çakıyor. Evet, sizlerle burada da vedalaşalım artık. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah kısmetse yarın görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.